Bahattin. Şehzadem. Nedir seni böyle hüzünlendiren? Diyesin hele. Diyemem şehzadem. Utanırım. Fena bir şey midir ki diyemezsin? Babama bakarım. Her gece seccadesinde ağlar. Değil mi ağabey? Sen de görürsün. Seher vaktinde bir de yatsıdan sonra seccadesinde ağlar Kur'an okur. Hem de her gün her gece. İşte şey dedim. Sordum bir gün. Niye ağlarsın dedim. Muhabbetten dedi. Allah'a ve Resulüne muhabbetten, sevgisinden ağlarmış. Bunda ne fenalık ola şehzade? Fenalık babamda değil, bendedir. Ben ağlayamam. Ben Rabbimizi, Peygamber Efendimizi haşa sevmez miyim? Sevgimi nasıl artırırım bilmem. Evvela şunu bilesiniz evlatlar. Her bir insanın fıtratı bir değildir. Kiminin Allah sevgisi gözünden taşar, kiminin Allah sevgisi bir çiçeğe, bir ağaca can olur, insana merhamet olur. Elhamdülillah, babanız ikisini de yapar. Ama ben ne diye ağlamam deyip kendinizi üzmeyesiniz. Bununla dertlenmek dahi sevginizin büyüklüğünü gösterir. Zaten seversiniz ya. Ama Allah'a ve Resulüne sevgimizi nasıl kavileştiririz, nasıl çoğaltırız dersiniz. Onun da yolu marifetullah'tır. Marifetullah nedir şeyh dedem? Marifetullah ilimdir. Allah'ı bilme ilmi. Sevmek, bilmek ve tanımakla olur. Allah'ı tanımak için de nebilerini, resullerini ve gönderdiği Kur'an'ı bilmek gerekir. Diliniz neyi çokça anarsa, gönlünüzde onun yeri daim taze durur. Bu sebepten ya günde Allah'a 5 vakit hamd ederiz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deriz ya, ismini anıp salavat getirir, ona selam göndeririz. Bu da sevgimizi artırır. Sevgimizi artıracak diğer şey hadis-i şerifleri öğrenmektir. Öğrenince neyi görürüz? Resulullah nasıl yaşamış onu görürüz. Allah'ı ve Resulünü sevmek, İslam'ı yaşayıp onu anlatıp yaymak da olur. Bizim bu çabamız ne kadar samimi, ne kadar kuvvetli olursa sevgimiz de o kadar artar. Sevginiz daim olsun şehzadeler. Amin şehzadem. Amin şehzadem. Amin.